Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Gürcistan PS5 videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda her zaman olduğu gibi, her ay olduğu gibi güncel Gürcistan'daki PS5 fiyatlarını, stoklarını, nerede en ucuz olduğunu ve tabii ki PS5'in yanında PS5 Call, DualSense istasyonu ve bu sefer oyunları da bahsedeceğim. Ne kadar olduğunu ve fiyatını ve nerede en ucuz olduğunu arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bir hazırlatma yapayım. Arkadaşlar, videolarımı izliyorsunuz, beğeniyorsunuz. Çok teşekkür ederim ama lütfen kanalıma da abone olun. Bu videoyu beğenin. Sizin için fiyatları tek tek çıkarıyorum. İnanın çok uğraşıyorum. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz Gürcistan'da birçok elektronik mağaza var. Ben bunların bazılarına baktım, fiyatlarına. Şimdi size PS5 diskli slim 1 TB versiyonunun en ucuz nerede olduğunu söyleyeceğim. Şimdi evet arkadaşlar, bir liste yaptım. Burada Zoomer'da biliyorsunuz en ucuz genelde Zoomer mağazasında oluyor ve en güvenilir. Şimdi şuradan bakalım, en ucuz Zoomer'da 1499 lira arkadaşlar. Hemen size şuradan göstereyim. Açtım, burada 1499 lira. Ne kadara geliyor? 18.780 lira civarına geliyor. Tabii kredi kartıyla alırsanız biraz fiyat farkı oluyor. Yani fiyat farkı derken sizin kredi kartınız Türk kredi kartı olduğu için TL olarak TL'den liraya dönüştürdüğü için burada biraz kur farkı oluyor. Bu yüzden işte 18.780 değil de tabii ki 19.000 lira, 19.200 lira civarında çekecektir. %12 vergi iadesi alıyorsunuz Gürcistan'dan dönüşte, Türkiye'ye girişte, Sarp sınır kapısında veya işte Tiflis'te neredeyse. Bu da bunun da hesapladım ne kadara geldiğini. 16.525 lira civarına geliyor arkadaşlar. Tabii ki kredi kartıyla alırsanız yine söyleyeyim biraz fark oluyor. Nakit alırsanız daha avantajlı olursunuz. Sonda da bahsedeceğim. Sonda soru cevap yapacağım. Bu arada biraz daha yavaş konuşmaya çalışayım. Geçen biri yazmış, abi benden de hızlı konuşuyorsun. O yüzden tek tek biraz daha yavaş konuşmaya çalışacağım. Kendimi biraz frenlemeye çalışacağım. Peki stok nerede var arkadaşlar? Şu anda Batum'da PS5 diskli versiyonunun stoku yok, gözükmüyor. Ama Kutayısı'da Zoomer mağazasında yok bu arada. Şuradan hemen bakalım. Hemen Kutayısı seçiyoruz. Batum'u seçelim bakın. Burada yok. Kutayısı'na bakıyoruz. Kutayısı'da 3 şubede var. 3 şubeden gidip alabilirsiniz. Kutayısı. Niye Kutayısı? Çünkü Kutayısı Batum'a biraz daha yakın arkadaşlar. Batum'da bulamazsanız oraya gidin. 2 saat falan, onu söylüyorum diğer arkadaşlara. Ayrıca Tiflis'te kaç şubede varmış? Tiflis'te 9 şubede var. Buradan seçiyoruz. Bakın hangi şubeler olduğu da burada gayet net bir şekilde yazıyor. Evet, gelelim diğer mağazaya. Gepa mağazasında biraz daha pahalı. Gördüğünüz gibi 1559 lari. %12 vergi iadesi aldığımızı düşünelim yaklaşık olarak. Yani tam rakam değil bu. %12 ya da 11,5, o civarda bir şey. Ben %12 diyorum. 1371 lari civarına geliyor. Yani bu %12 iade ile 17.177, diğeri zaten ne kadardı? 18.000 16.500'dü. Ya yaklaşık bir 600-700 lira fark var. 17.100 lira civarına geliyor arkadaşlar Gepa'da. Bunun hangi mağazalarda stok olduğunu yazmıyor. Şuradan size göstereyim. Site şu. Ama stok yazmıyor maalesef. Alta sitesine gelelim. Alta'da bir başka mağaza. Bu da yine güvenilir bir mağaza. Burada 1559 1519 lira, ikisinin arasında. Gepa'dan daha ucuz ama Zoomer'dan daha pahalı arkadaşlar. Bu da 16.738 liraya geliyor bize. Batum'da 2 şubede var. Onu da hemen göstereyim. Alta mağazasını şurada açayım. Evet, şuradan bakıyoruz. Bakın 1519 lari. Şöyle evet. Hangi mağazalarda? Şuradan bakıyoruz. Batum'da Çavçavadze Caddesi'nde var. Şurada zaten minibüsün geçtiği cadde, Sarp sınır kapısından minibüse binerseniz beyaz minibüs, 88 numaralı minibüs sizi bunun önünde indirir. Ben buraya da gitmiştim. Ayrıca şu Batum'da şu diğer Metro City AVM'nin içindeki şu Alta şubesinde de bulabilirsiniz. Altıdan almak isterseniz. Bu diskli versiyonu, halen diskli versiyonundan bahsediyorum. Ayrıca bu videoda iPlus'tan da bahsettim. Çünkü bir önceki videoda bahsetmemişim. Bir arkadaş demiş ki iPlus'ta da var abi, niye bahsetmedin? iPlus'a da gidebilirsiniz. Yine buradaki fiyatta Alta'daki fiyatla aynı. Ama bakın en uygun Zoomer'da arkadaşlar. En ilk olarak Zoomer'ı tercih etmeye çalışın. iPlus'ta 1519 lira, yani işte 17.738 lira civarına geliyor. Batum'da bir şubede var iPlus'ın. Hemen şöyle iPlus'ı açayım.
Evet, bakın bu Türkçe sitesi yapmış hatta. Yani Türkçe dil desteği bile koymuş sitesine. Yani o kadar çok talep var ki Türkiye'den. Ne kadara geliyor? Ne kadar iPlus'ta işte 17.738 Batum'da bir şubede var. Ha, ona bakıyorduk. Şurada yazıyor bakın. Batum bir şubesinde var. Tiflis'te 3 şubesinde var. Kutayız'da da bir tane var. Peki gelelim Türkiye fiyatına. Yani gitmeye değer mi oraya arkadaşlar? Yani o kadar para vereceğiz. Bir de gidip aynı fiyatı almayalım mı? Veya işte daha pahalıya almayalım. Türkiye'de baktım 19 bin lira civarında arkadaşlar Google'dan baktığımda öyle en ucuz siteler çıkıyor. Orada 19 bin liraya bulabiliyorsunuz aşağı yukarı. Sarı siteye girdiğim zaman fiyatlar 18 bin liraya kadar düşüyor ki oradan gayet sıfır ürün millet alıp satıyor. Oradan da alabilirsiniz. Yani şu durumda PS5 diskli versiyon için yurt dışına gitmeye gerek var mı? Bilmiyorum. Açıkçası 18 bin diyelim ki 18 bin 500'e aldık. Buradan da en ucuz kaça alıyorduk? 16.500. Kredi kartıyla aldığımız zaman 16.750 lira olacak. Bu Türkiye'den 18.000 lira alıyoruz. Oraya gitmeye sırf bunun için değmez. Çünkü masrafı astarı yüzünden pahalıya gelecektir. İşte yol masrafınız var. Orada yeme içmeniz var. Ama işte Türkiye ile aynı fiyata gelecektir aşağı yukarı. Ama yok ben gideyim hem de gezmiş olayım diyorsanız bu diskli versiyon için gidebilirsiniz. Hepsini böyle tek tek değerlendireceğim arkadaşlar. Evet geçelim. PS5 1 TB dijital slim versiyonu arkadaşlar. Bu da Zoomer mağazasında 1379 lirayı. Hemen şunu şöyle açayım. Şuradan. Evet, dijital versiyonu 1379 lirayı. Yani ne kadar yapıyor? 17.278 lira civarında bir şey ödüyorsunuz gittiğiniz zaman. Vergi iadesini alıyoruz tabii ki. Vergi iadesini hesapladığımda çıktığında ne kadara geliyor yani toplamda bize 15.198. Kredi kartıyla aldınız diyelim. 15.500, 15.750 hatta 16.000 liraya falan bile çıkabilir bu kredi kartıyla. Çünkü dediğim gibi bir kur farkı oluyor arkadaşlar. Batum'da bir şubede var Zoomer mağazasında. Batum'da bulunuyor. Şuradan hemen bakalım hangi şubede olduğuna. Özür dilerim bu evet biraz önce baktığımda vardı. Şu anda Batum'da hiç gözükmüyor arkadaşlar. Tekrar bakıyorum. Evet Batum'da gözükmüyor. Maalesef işte buradan o yüzden bakın canlı gördük. Buradan gitmeden bakmanızda her zaman fayda var stoğa. Buradaki stoklar genelde geçerli oluyor, gerçek oluyor. Burada yoksa zaten mağazada da yoktur. Kutayısa bakıyoruz. Yine Batum'a yakın 2 saat mesafede 3 tane şubede orada bulabilirsiniz arkadaşlar. Yine Tiflis'e bakalım başkente. Ben her zaman Tiflis'e gitmenizi tavsiye ediyorum imkanınız varsa. Burada kaç şube demişim? 8 şube. Evet 8 şubede buradan satın alabilirsiniz PS5 dijital versiyonu. Evet buradan da canlı görmüş olduk. Her zaman buradan online stoğu kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Dijital versiyonu Gepa, Alta ve Teknoboom mağazalarında bulamadım arkadaşlar. Yok ama iPlus'ta var. iPlus'ta ne kadar? 1399 lirayı. Zoomer'da ne kadardı? 1379 lirayı. Yani bir 20 lirayı daha fazla. Peki ne kadara geliyor iPlus'taki? 15.400 lira civarına geliyor. Batum'da bir şubede var. iPlus'ta hemen şuradan açayım. Evet. Bu dijital versiyonmuş bu arada. Evet. Yine dijital versiyonu da aynı şubelerde bulunuyor. Şurada 3 Tiflis'te 3 şube, Batum'da 1 şube, Kutayız'da da 1 şubede var arkadaşlar. Peki Türkiye fiyatı ne kadar dijital versiyonun karşılaştırırsak gitmek mantıklı mı, almak mantıklı mı? Arkadaşlar sarı sitede dijital versiyonu yine 17.750 lira civarına kadar bulabiliyorsunuz. Şimdi baktım. Yani oradan ne kadar alıyorduk? İşte 15.500, yine 16.000 liraya mal olduk. Bence yine gitmeye değmez bu dijital versiyon için. Ama siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Bakalım yorumlar nasıl gelecek. Evet, geçelim arkadaşlar DualSense kolun fiyatlarına. Teknoboom'da var. En ucuzu şu an indirim yapmış mavi bir kol. Hemen şuradan açayım. Evet, şu bu Gepa'nın sitesi pardon. Şuradan hemen açayım. Evet, Teknoboom bakın. Burada 169 lirayı. Normalde 179 liraydı. Hiç değişmiyor fiyatı. Hep aynı. Bu %10 indirim yapmış ama online satın alanlara sanırım burada online installment yazıyor. Yani online siparişi veriyorsun gidip mağazadan alıyorsun. Öyle bir seçenek de yapabilirsin bildiğim kadarıyla. Tam emin değilim. Buradan online sipariş vermeyi deneyin. Muhtemelen oluyordur gidip mağazadan alma.
Ben bunu yurt dışında birçok yere gittiğim zaman yapıyorum. İşte şu tişört olsun veya işte gömlek olsun falan, o tarz alışverişlerde. Hatta elektronikler için de yapıyorum. Ne yapıyorum? Önceden buradan online alıyorum. Çünkü online daha ucuz oluyor. Online alıyorum. Gidiyorum oradan, mağazadan elden teslim alıyorum. Evet. Ne kadara geliyor? Eğer PlayStation'da alırsanız, veya yani şunu demek istiyorum. Eğer PlayStation'da alırsanız bununla birlikte Teknoboom'dan ya da işte 200 lirayı geçerseniz %12 vergi iadesi indirimi alabilirsiniz. Yani vergi iadesi indirimi alabilmek için belli bir limit var. Onu geçmeniz lazım arkadaşlar. Bu da 200 lirayı olması lazım. Ona bakmıştım. Diyelim ki 148 lari civarına gelecek bu ürün size. Yani PS5 DualSense Call Teknoboom'da şu anda 1850 lira civarında. Peki bu indirim yok diyelim. 179 lari var. 179 lariye var Zoomer'da. Hemen şuradan açayım. Genelde 179 lira fiyatları zaten demiştim. 179 lari ne kadar yapıyor? Bu da 1960 lira yapıyor. Zaten çok bir fiyat fark etmiyor açıkçası. Yani vergi iadesiyle 1967 lira civarında yapıyor. Batum'da 2 şubede var. PS5 DualSense Call. Kutayız'da 3 şubede var. Tiflis'te de 9 şubede bulabilirsiniz. Yani PS5 DualSense Call'un stok sorunu yok arkadaşlar. Her yerde bulabilirsiniz. Fiyatlar da Türkiye'ye göre makul olmuş bu PS5 DualSense Call'un. Daha önce aynıydı. Ondan da bahsedeceğim. Birazdan geliyorum. Alta mağazasında da yine fiyatı 179 lirayı Zoomer'la aynı fiyat. %12 indirimde aldığımız zaman yine aynı 1967 liraya geliyor. Batum'da 6 şube, şey 2 şubede var arkadaşlar, Alta mağazasında. Ama şu anda Teknoboom'da bir indirim var. Şu an gidenler veya gitmek üzere olanlar varsa, gitmeyi düşünenler varsa Teknoboom'dan online alabilirler. Yani bir 10 lari daha ucuza geliyor. Bunu belki PS5 DualSense oradan alınabilir. Niye? Çünkü Türkiye'den biraz ucuza geliyor. Ben anlamadım. Normalde aşağı yukarı aynı fiyatlardı ama şu anda Türkiye'de arkadaşlar 2800 lira DualSense Call. Yanlışım varsa düzeltin, yorumlarda yazın ama sarı siteye de baktığımız zaman hatta 2300 liraya kadar satanlar var. Onları da o kadar ucuza alabiliyorsunuz. Yani 2300 lira, diyelim 2300 liraya kadar bulabiliyorsak işte oradan da 1800 lira. Yani alınabilir gitmişken, eğer hani gitmişseniz alınabilir. Yine ucuz yani. Bu biraz ucuz. Evet, DualSense şarj istasyonuna gelelim. Bu da Zoomer mağazasında 99 lari. Hemen şuradan göstereyim. Açmıştım. Nerede? Yok. Evet, kapatmışım. Ama şuradan Alta mağazasına göstereyim. Bunun fiyatı farklı Alta mağazasında ama ne olduğunu görün. Biliyorsunuz zaten. DualSense şu. Şarj istasyonu. Şarj etmek için. Bu 99 lari Zoomer'da. Burada bakın 109 lari. Biraz daha pahalı. Zoomer'dan alırsanız 1090 lira civarına geliyor. Bu Alta mağazasında da 109 lirayı daha pahalı, bir 10 lirayı daha pahalı. Ya Zoomer her zaman ucuz. Türkiye'de de zaten arkadaşlar 949 lira, yani aynı fiyat. Bunu hiç bunun için yurt dışına gitmenize ya da oradan almanıza gerek yok. Yani Gürcistan'dan arkadaşlar. Evet, geçelim oyunlara. Bu sefer birkaç oyundan da bahsedeceğim. FC 24 mesela, FIFA 2024, bunun fiyatı ne kadar? 99 lari Gürcistan'da. 1240 lira yapıyor. Ben gittiğimde oyun almak hiç mantıklı değildi. Şu anda bakıyorum yine aşağı yukarı fiyatlar aynı. Yine çok mantıklı değil gibi. Size de hangi oyunlar olduğunu söyleyeyim. Birkaç tane oyuna baktım. Yani vergi iadesi de aldınız diyelim. Hani yanında bir şeyler aldınız. O limiti geçtiniz. Bu size yine 1090-1100 lira civarına geliyor FC 24. Zaten Türkiye'de de baktım 1090 liraya mevcut arkadaşlar. Bazı sitelerde, alışveriş sitelerinde mevcut. Belki sarı sitede daha ucuzu da vardır. Evet, geçelim NBA şu oyuna. Neydi? NBA 2K24 arkadaşlar. Bu da 109 lari Gürcistan'da Zoomer mağazasında. Yine bakıyoruz nerede varmış oyun mesela. Batum'da 3 şubede var. İşte Tiflis'te bir sürü şubede var. Ve Kutayız'da da yine 2 şubede var. Bu ne kadara geliyor? 1190 liraya geliyor. Türkiye'de de baktım 1200-1300 liraya falan bulabiliyorsunuz. Yani yine çok bir farkı yok. Far Cry 6'ya bakalım. Şöyle bir oyun. Far Cry 6, bunu da biliyorsunuz. Bu da 89 lira arkadaşlar. Zoomer mağazasında. 89 lirayı vergi iadesiyle 977 lira civarına geliyor.
Türkiye'de zaten 985 liraya bu oyunu alabiliyorsunuz. Tabii belki sarı sitede daha ucuz da vardır arkadaşlar. Evet, genel olarak fiyatlar şu anda böyle, stoklarda böyle stoklar, bakın anlık değişebiliyor, buna dikkat edin. Bunda da yine soru cevapta bahsedeceğim. Gelelim soru cevaba. En çok bana gelen sorulardan birkaç tanesini derledim, onları cevaplayacağım şimdi arkadaşlar. Gelin sorulara geçelim. Gürcistan'dan alınan PS5'in garantisi Türkiye'de geçiyor mu diye bir soru var. Geçmiyor arkadaşlar. Maalesef Gürcistan'dan aldığınız PS5'in garantisi yalnızca Gürcistan'da geçiyor. Bu PS5 için geçerli. Tabii iPhone falan alırsanız onun uluslararası bir yıl garantisi var. Evet, ikinci soru, Gürcistan'dan alınan PS5'in adaptörü Türkiye ile uyumlu mu? Maalesef arkadaşlar dönüştürücü kullanmak gerekiyor. Bunun için elektrikçiden basitçe alıp bunu bu şekilde çözebilirsiniz. Ben yeğenime almıştım. Gidip elektrikçiden bir dönüştürücü aldık ve o basit bir şekilde hallettik. Şu anda kullanıyoruz. Bir sorunu yok. Üçüncü soru, Sarp sınır kapısında. Biliyorsunuz Sarp sınır kapısı Artvin'de, Türkiye'ye en yakın, o şekilde Gürcistan'a en ucuz, en yakın olan Sarp sınır kapısı ve o şekilde geçiyoruz. Oradan geçiyoruz genelde. Sarp sınır kapısında tax free, yani vergi iadesi 24 saat açık mı, 24 saat alabilir miyim? Evet, açık arkadaşlar, ancak şöyle oluyor, bazen bilerek işlemleri yavaşlatıyor gibi gözüküyor karşı taraf, yani görücü tarafı. Bu nedenle yani hiç sıra da olmasa bile biraz ağır aksak ilerliyor. Ama her zaman ben akşam gidip, yani çok gece geç saatte veya sabah çok erken vakitte tax free sırasına girilmesini tavsiye ediyorum ki yoğunluk olmasın. Tabii ki hafta sonları, özel günlerde, yani giriş çıkışın çok yoğun olduğu zamanlarda tax free sırası da çok yoğun oluyor. Buna dikkat edin. Bir başka soru, Gürcistan'dan bir PS5, bir de telefon getirebilir miyim, alabilir miyim? Gümrükte sıkıntı oluyor mu? Getirebilirsiniz, sorun yok arkadaşlar. Ancak telefon getirme hakkınızın olup olmadığını E-Devlet'ten sorgulayın. Biliyorsunuz 3 yılda bir telefon getirme hakkınız oluyor. Bunun E-Devlet'ten gidip sorgulayın. Bu aksi bir durum olursa, yani eğer telefon getirme hakkınız yoksa ve bu gümrükte yakalanırsanız bu sıkıntı olabilir. Ama lütfen bir telefon ve bir PS5 hakkınız var. Bundan fazlasını da şey yapmayın. Bunu kötüye kullanmayın arkadaşlar. Bir başka soru, Gürcistan'dan alacağım PS5'i kredi kartına taksit yapabiliyor muyum? Hayır arkadaşlar, maalesef Türk kredi kartını kullanıyorsanız, ki muhtemelen Türk kredi kartını kullanıyorsunuzdur, orada taksit yapılmıyor. Tek çekim olarak çekiyorsunuz. Ve bir başka soru, Gürcistan'dan PS5 kredi kartıyla PS5'i kredi kartıyla mı almak mantıklı? Yani daha karlı yoksa nakit mi? Bunu her zaman söylüyorum. Nakit olarak, lari olarak da almak daha mantıklı arkadaşlar. Mümkünse işte Artvin Hopa'daki dövizcilerden veya gittiğiniz Batum'daki şehir merkezindeki dövizcilerden, Türk lirasından gidin, orada paranızı lariye dönüştürün, lari alın ve o şekilde PS5'i satın alın. Diğer türlü kredi kartında bir kur farkı oluyor arkadaşlar. O da biraz yüksek oluyor. Ben aldığımda mesela 1000 lira kur farkı vardı. Ya 1000 lira diyelim ki 17 bin lira, ya hesaplayınca 17 bin lira civarında çıkıyordu. Bu kadar çeker diyordum kredi kartından, ama 18 bin lira çekti. Niye? Çünkü bir kur farkı var arkadaşlar. Ben olsam, tekrar alsam, gidip lari olarak, nakit olarak alırım arkadaşlar. Ama tabii ki kredi kart şey nakitiniz yoksa mecbur kredi kartından çekeceksiniz. Böyle de bir durum var. Evet arkadaşlar, ben ayrıca böyle size bir soru cevap gibi de yapmış oldum ve fiyatlardan, PS5'in güncel Gürcistan fiyatlarından yine bahsettim. Her ay olduğu gibi. Geçen bir arkadaş demiş, abi sen bunu her ay, şu videoyu yenile artık yani falan, stokları görmek istiyoruz. Ama stoklar her ay değil, her dakika yenilenmesi lazım. O yüzden sizin siteye girip kontrol etmeniz lazım arkadaşlar. Ama fiyatlar aşağı yukarı hiç değişmiyor. Pek değişmiyor. Fiyatlar aynı kalıyor, onu da söylemeden geçmeyeyim. Evet arkadaşlar, ben size Gürcistan'daki PS5, güncel PS5 fiyatlarını ve stoklarını anlatmaya çalıştım. Bunun haricinde sorularınız varsa videonun altına yazın arkadaşlar. Ben cevaplayacağım. Geç de olsa cevaplıyorum. Ayrıca çok önemli bir sorunuz varsa bana Instagram'dan Tarhan Medya hesabından da ulaşabilirsiniz. Yine kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Emek harcıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.